Baksana tipe. Evet hocam, merhabalar tekrardan. Merhaba. Hazır sevgili kedimiz de bugün bizi yalnız bırakmamaya baş koyduğu için ona paralel bir şey sorayım istedim. Daha doğrusu bir sorumuz da varmış yani aslında. Soru size gelsin Şazimen Hanım. İnsan hayvan mıdır? İnsan hayvanını diğer hayvanlardan ayıran şey nedir? Ellerimizi kullanmak bize ne kazandırdı? Kitap yazacağız bunu. İnsan fabrika ayarlarında bununla ilgili bir giriş bölümü var. Zaten yeni yazdım, bitirdim. Ama tabii burada anlatmak uzun sürer. Ama galiba sorunun şu kısmı, soruda enteresan sorulmuş orada. İnsan hayvan mıdır? Sonra insan hayvanı. Evet, şimdi hayvan ne demek? Hayvan Arapça kökenli bir terim yine, bir kelime. Hayat kökünden geliyor. Yani yaşayan şey aslına bakarsanız. Bir de hareket içerimi var. Yani kelimenin bir de hareket eden canlı içerimi var. Şimdi böyle baktığınızda insan bir hayvandır. Fakat biz tabii hayvan genellikle günlük hayatımızda biraz hakaret anlamında kullandığımız için böyle deyince kötü oluyor. Fakat biyolojik anlamda baktığınızda insan hayvanlar aleminin bir parçasıdır. Şimdi vücudumuz bir canlı vücudu. Bitkiler ya da mantarlar ya da efendim bakteriler alemine dahil olmadığımız aşikar. Yani tek hücreli değiliz, fotosentez yapmıyoruz vesaire vesaire. Ama hemen yanı başımızda bulunan, aha da bu kedi gibi, işte maymunlar gibi, efendim su aygırları gibi diğer canlılarla birçok ortak özelliğimiz var. Malumunuzdur, işte maymunlarla, şempanzelerle %98 genetik dizi benzerliğimiz var. Bedenimiz hemen hemen aynı yapıya sahip, ufak tefek varyasyonlar dışında. Böyle bakınca evet, insan hayvanlar aleminin önemli bir parçası. Hayvan, yani insan bir hayvandır dediğiniz zaman hayvan kelimesinin orijinal kelime anlamı dışındaki sosyal içerimlerini göz ardı etmemelisiniz. Çünkü mesela gerçekten bir insanın hayvanca davrandığı durumlar genellikle suçlu, uyumsuz ya da toplum düzenini bozan bir takım hareket kalıplarının ortaya çıkmasına sebep olan bir durum. Yani biz insanın diğer hayvanlar gibi davranmasını istemiyoruz. İnsanca davranmasını istiyoruz. Bedenen ve temel zihinsel devreleri itibariyle evet, insan bir hayvandır. Fakat hayvanca davranmaması gerekir. Çünkü onu insan yapan bazı kaliteler vardır. Bizi diğer canlılardan ayıran özellikler uzun. Daha evvel Değişen Beynim kitabında bir liste yapmıştım. Şimdi açıkbeyin.com sitesine girip oradaki bloğa bakarsanız orada insanı diğerlerinden ayıran özellikler diye arada bir edit ettiğimiz bir listemiz var. Bu listenin bazı maddeleri tartışmalı. Mesela sanat yapmak. Şimdi diğer canlılarda olmayan bir şey. Ölüm bilinci. Bu kadar geniş zaman algısı. Bunu diğer canlılarda görmüyoruz. Aşkı tutkulu bir ömür boyu bağlılığa dönüştürmek. Bu da yok. Mesela tapınma ihtiyacı, dini inanç. Bu da diğer canlılarda yok. Bu listeleri çok uzatabiliriz ama bunların hepsinin nedeni ne? Yani bunların hepsi aslında tek bir yere bağlı. Bu da aşırı gelişmiş beyin devreleri, aşırı gelişmiş zihinsel özellikler. Bu zihinsel özellikler bizi, yani bu hayatı yiyip içerek, efendim bir şekilde bedensel güdülerimizi tatmin ederek yaşamaktan alıkoyuyor maalesef. Güzel bir yemek yerken bile o yemeğin biteceğini düşünüp efkarlanan canlılarız. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlıyız. Ozan bilir mesela, değil mi? Kebapçıya oturunca abi bir de bilmem ne kebapçısına gidelim, orada gömelim falan diye muhabbet hemen başlar. Çünkü biliyoruz ki o lezzet bitecek. Biz bir sonraki lezzete takılalım ve onu garanti edelim ki hani yaşadığımızı hissedelim falan gibi. Bunun bir tık ilerisi hani yaşamda anlam bulma telaşı. Bütün bu yaşamın bir hikaye içerisinde birleştirme ve o anlam doğrultusunda yaşayabilme arzusu. Bizi biraz ayıran şey bu gibi gözüküyor. Bunların hepsinin temelinde de galiba sorunun son kısmında, şimdi burada hakikaten giremeyeceğim, işte ellerimizi kullanmak bize ne kazandırdı. Yalnız bu arada hakikaten şu anda çekimi yaparken ellerimizi kullanmak konusuna geldiğinde Şazimend'in elleriyle yaptığı hareketleri bir görseniz yeminle. Yani yiyor Ozan'ı burada, resmen mıncırdı. Tırnaklarını da kesemiyoruz ki başına bir şey gelecek diye. Ya dışarıda ağaca mağaca çıkamaz sonra. Bizim pantolonlar bunun yüzünden delik deşik yani. Beni bitirdi ama hocam. Değil mi? Giriyor bir de tırnakları. Tabii, tabii. Şu an bayağı çılgınca Ozan çok zor şartlar altında çalışıyor, yemin ediyorum. Gerçekten net geovaydı. Vallahi. Yalnız çok enteresan bir şey var. Şort giyince gelmiyor. Yani bacaklara direkt yapmıyor hareketi. Pantolon varsa yapıyor bir şekilde. Enteresan. Bak batıyor değil mi şu anda? Neyse artık, Ozan abi çekim yaptığı için takıl kafana göre. Eller dik duran bir canlı olarak serbest kaldığında el beyin koordinasyonu yüzünden beynimizin çok geliştiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu ellerle yaptığımız işler beyin kapasitemizin doğrudan bir yansıması. Yazı yazmak, işte sanat yapmak falan filan gibi. Dolayısıyla bu konu uzun, bu konu çok su götürür bir konu ama
bizi farklı yapan, diğer canlılardan farklı yapan şey sadece dik durmamız, ellerimizi kullanmamız, ellerimizle incelikli şeyler yapabilmemiz değil. Bu cihazları kullanabilecek inanılmaz gelişmişlikte bir zihinsel aparata sahip olmamız. İşte bizim bütün derdimiz zaten hani kendimize bakıp anlamaya çalıştığımız yer bu zihinsel aparatın boyutları ve bizden ne istediği, yani aslında neden böyle kurgulandı. İşte bütün fabrika ayarları falan filan filan diye anlatmaya çalıştığımız kısım da bununla ilgili. Bu konunun tafsilatını Değişen Beynim kitabım ve işte inşallah Eylül Ekim ayında çıkacak olan İnsanın Fabrika Ayarları kitabına havale edip oralardan bakalım diyorum. Sonra parça parça bu konuyla ilgili yeni videolar çekeriz.